Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Finansın kalbinde bugün Finansın Merkezi Ümraniye'nin belediye başkanı Sayın Hasan Can'ı konuk aldık. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle size bu son cümleniz sebebiyle tebrik etmek istiyorum. Finansın Merkezi, evet. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi. Ümraniye'de bütün dünya, bütün Türkiye bunu duymalı. Zaten efendim Finansın Merkezi Ümraniye'de bu tam olarak faaliyete geçtikten sonra evet. Büyük bir ihtimalle evet. Biz de Bloomberg olarak evet. Finansın Merkezi'nden evet. Yayınlar yapacağız. Evet. Muhtemelen inşallah. Bu defa inşallah. Siz buraya değil biz Ümraniye'ye geleceğiz bu yayınları yapmak için. Biz ağırlarız o zaman. Aynen efendim siz bizi ağırlayacaksınız. Şimdi tabii İstanbul'da son dönemde hızlı bir ivmeyle yükseldi Ümraniye. Evet. Bu ciddi ivmenin sebebi de tabii biraz da doğru yönetimle de doğrudan alakalı. Çünkü hani belediyecilik anlayışı eski anlayış değil artık. Yani şehrin komple kaderini belirliyorsunuz ama bunu yaparken de eski yöntemleri uygulamıyorsunuz değil mi? Evet doğru. Yani ben hep söylüyorum bizim çocukluğumuzda gençliğimizde herhalde rahmetli olmuştur. İzmir'in bir belediye başkanı vardı o zamanki herhalde Adalet Partisi'ndendi. Hı hı. 60'lı yıllarda hatırladığım kadarıyla ona Asfalt Osman derlerdi. Asfalt Osman yani Asfalt Osman ona bir iltifat olsun diye takılmış söylenmiş. Bir isimdi. Yoksa şişman olduğu için falan değil yani. Asfalt Osman her tarafa asfalt döktüğü için Asfalt Osman lakabını takmışlardı. Ama şimdi her tarafa asfalt döktü diye kimseye Asfalt Belediye Başkanı demiyorlar. Ya aynen da öyle. Yani onu bir başarı çizgisi olarak görmüyorlar. Evet. Ya da ne bileyim işte şehrin altyapısı ve üst yapısıyla alakalı yaptıkları sadece onlar sebebiyle başarılı bir belediye başkanı olarak anımsanmıyor. Onun dışında farklı noktalara da temas etmesi lazım. Şehrin hayatının bütününe dokunması lazım. Yani şehrin belediye başkanı sadece altyapı üst yapı hizmetlerinin değil her kurumla alakalı varsa bir eksiklik onları tamamlayan, sosyal projeler üreten bir belediye olması gerekiyor. Şimdi efendim bundan bu dördüncü döneminiz sizin. Üçüncü döneminiz. Evet. Üçüncü döneminizi tamamlayacaksınız ve bu üç dönem öncesinde ilk konuşmamızda bana demiştiniz ki yıllar önce. Önce Ümraniyeli olma bilincini yerleştirmemiz evet. lazım ki evet. burada eserlerimiz insanlar tarafından sahiplenilsin. Doğru. Şimdi bu sözü hatırladım ben siz bunu söyleyince. Doğru. Demek ki doğru. insana bir yatırım yapma evet. var tabii, değil mi burada tabii. esas? Ya insan. Yani hizmetleri niye yapıyorsunuz? Yolu niye yapıyorsunuz? Kaldırımı, parkı niye yapıyorsunuz? Yani insanı mutlu etmek için yapıyorsunuz. O halde insanın başka ihtiyaçlarına da değinmeniz lazım, dokunmanız lazım. Şehir olmak sadece yolu olmak, kaldırımı olmak, park olmak değil ki. Sadece hastanesi olmak, postanesi olmak değil ki. Çocukların okulu olması, eğlence merkezlerinin olması, efendim oturup çay içeceği kafesinin olması, kültürel hizmet alacağı kültür mekanlarının olması, kültürel hizmetlerin olması, fakir fukara, garip, kimsesiz, çaresizler, onlar da bu şehirde yaşıyor. Onların da yaşadığı bu şehrin imkanlarından yararlanması ve mutlu olması lazım. Dolayısıyla önce karnılarının doymuş ve sırtlarının da pek olması lazım. Başlarının yağmurdan korunmuş olması lazım. Bütün bunlar, yani şehrin bütününü ya da ölüsü dirisi, yani sonuçta doğanlara gidiyoruz evlerine, yeni doğan çocuklara parmak izlerine varıncaya kadar alıyoruz. Analarına babalarına hatıra olsun hoş geldin bebek diyoruz küçük bir hediyeyle. Sonra ölüyor insanlar cenazesine gidiyoruz araba gönderiyoruz evine yemek gönderiyoruz. Niye yemek gönderiyoruz? Eskiden bizim çocukluğumuzda hala Anadolu'muzda bu var bu var gelenek efendim. Var ama var. Yani İstanbul gibi İzmir Ankara gibi büyük şehirlerimizin şehirleşmiş merkezlerinde bu gelenekler yavaş yavaş yok olmaya başladı. Nedir o? Taziye. Taziye ve taziyeyle beraber cenaze çıkan evde yemek pişirtmezler konu komşu. Doğru. Günlerce getirirler yemeği yemek getirirler. Taşırlar. Hem o ev halkını hem de o eve gelen
dışarıdan gelen misafirlerin karınlarının doyması için. Ya da yatacak yerleri yetmiyorsa alırlar evlerinde misafir ederler. Doğru. Ama şehir hayatı bunları artık yavaş yavaş unutturmaya başladı. Dolayısıyla işte o şehir hayatının yavaş yavaş unutturmaya başladığı bu güzel hasletlerimizi belediye olarak biz devam ettiriyoruz. Cenazesi olan eve, her eve sadece bize bilgisi ulaşmış olsun ki onu da biz özel olarak Mezarlıklar Müdürlüğü'nden bilgi alıyoruz. Bugün kimin cenazesi var? Ümraniye'de hangi cenaze var? O bilgileri alıyoruz ve o bilgiler ışığında onlarla temasa geçiyoruz. Araba gönderiyoruz. Efendim cenaze evine yemek gönderiyoruz. Yani şeyi, pilavı, eti pilavı, tatlısı, ayranı vesairesiyle. Ama işte o zaman insanlar ait olduğunu hissediyor o şehre ve o zaman veya, sizin yaptığınız eserlere sahip çıkıyor. Veya Barsı'da memleketine götürmek istiyor cenazesini. Memleketine götürmek istiyor. Cenazesini memleketine götürmek isteyene de fakir midir, zengin midir hiçbir ayrım yapmaksızın bir otobüs veriyoruz. Otobüsün altına cenazeyi koyuyorlar. Üstüne de cenaze sahipleri ve konu komşu kim gidecekse memlekete biniyor. Gidiyor. Hatay'ına, Hakkari'sine, Artvin'ine, Edirne'sine, efendim Antalya'sına, Uşağı'na ya da işte Trabzon'una, Sinop'una veya Orta Anadolu'suna. Yani nereye gidecekse alıyoruz, götürüyoruz, getiriyoruz. Bir hoca gönderiyoruz. Kadınlara ayrı hoca, erkeklere ayrı hoca. Niye? Gitsin. Ola ki hali vakti ya da sosyal imkanları buna müsait değildir. Çaresiz bırakmamak adına. Doğru. Şimdi hayatın bütününü fakir, fukara, yetim, garip, kimsesiz, çaresiz, engelli hepsi belediyemizin koruması altında. Niye? Çünkü bu şehirde onlar yaşıyorsa, onlar da yaşıyorsa onların da bu şehrin imkanlarından tat alması lazım. Tat alabilmesi için de önce karnının tok, sırtının pek olması lazım. Doğduğu sevincinin olduğu günde, çocuğunun doğduğu sevincinin olduğu günde, düğünün olduğu günde ya da mateminin olduğu, cenazesinin olduğu, acısının olduğu günde acısını da sevincini de paylaşan bir belediye olmak. Şimdi 15 yıl öncesini hatırlıyorum. 15 ya da 15 yıl sonrası da olabilir. Evet. Mesela bilgi evlerini ilk defa sizin ilçenizde ben Ümraniye'de gördüm onu. Evet. Ve bilgi evleri sonra yayıldı. Türkiye'nin diğer belediyeleri de bunu bir şekilde sahiplendi. Yani buradaki gençlerin, çocukların, sokakta kalan insanların daha sosyalleşebilmesi, daha kötü alışkanlıklardan aslında uzaklaşması için pek çok yatırım yaptınız. Mesela en son Ramazan ayında da 30'un üzerinde belki bir açılış gerçekleştirdiniz. Evet, evet. Şimdi neler yaptınız desem herhalde böyle birkaç program yapmamız lazım bunu. Yani hatırlamak bile çok zor olabilir. Böyle bir dakika ne yapmıştık diye ama bir üst üste sıraladığınız zaman o 12 senede 13 senede 400 civarında kalıcı eser yapmışız. Biz yani yolu, kaldırımı, parkı, onları saymıyoruz. Bunları saymıyoruz. Aynen, ya da saymıyoruz. Tamir yaptığımız, bakım yaptığımız okulları, ne bileyim camileri ya da bunun benzeri hayır kurumlarını saymıyoruz. Temelinden tavanına kadar yaptığımız 400 kalıcı eser. Bunlar içinde okul var, okullar var. Sıfırdan. Tabii sıfırdan yaptığımız. Zaten bütün okullara elimiz değiyor. Onların eksiklerini tamamlıyoruz ama bir de okullar yapıyoruz. Şu anda devam eden tam 3 tane okulumuz var. Şu anda 3 tane devam eden ilkokul yapıyoruz. Yani bağışçı bulduk, arsasını tedarik ettik, bağışçısını bulduk. Bunun gibi onlarca hizmet, yüzlerce hatta hizmet ve üstelik belediye başkanı olarak, belediye olarak bizim yapmak zorunda olmadığımız işler bunlar. Aslında normalde başka kurumların işi. Şimdi Ankara'nın aslında bir anlamda yükünü hafifletiyorsunuz. Yani tabii baktığımız ki zaman, tabii ama burada işte neye bakıyoruz? Siz Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan vakıflardan kalan eserleri de onarıyorsunuz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okulların da tadilatını, tamiratını yapıyorsunuz. Aynen öyle. Evet yani. Yani şu 35 devletin bütçesini rahatlatıyorsunuz. 35 mahallemizde 35 tane sağlık hoca, eski adıyla sağlık hoca, şimdi ASM diyoruz. Evet. Aile Sağlık Merkezi. Aile Sağlık Merkezi. 35 tane muhtarımız ha tamamına muhtarlık binaları, kültür merkezleri, bilgi evleri, camiler de yapıyoruz, okullar da yapıyoruz. Efendim, cemevinin yapılmasına ön ayak olduk. Niye? Çünkü Alevi vatandaşlarımız da var. Yani sonuçta bu şehirde yaşayan her kim varsa belediyenin imkanlarından yararlanmalı. Demin söylediğim hani şehrin insanının bir de kültür hizmetine
Evet, yani 13 seneden beri, 13. sene bu sene, evet. 13 seneden beri devam ettiğimiz yarışmalarımız var. Yani Sami Bey, tevazu gösterirsem emeği geçen arkadaşlarıma haksızlık etmiş olurum. Yani kendi adıma tevazu gösterebilirim ama arkadaşlarımın emeğine tevazu göstermemem, şey yapmamam gerek, haksızlık etmemem gerekir. 13. yıl bu yapılıyorsa... 13 yıldan beri geleneksel hale getirdiğimiz ve hiç aksatmadan sürdürdüğümüz bir yarışma programımız var. Nedir o? Hikaye yarışmamız, şiir yarışmamız ve yağlı boya resim yarışmamız. Ve bu üç yarışmanın üçü de Ümraniye çapında değil, İstanbul çapında değil, Türkiye çapında. Hatta Türkiye'nin dışından da bu yarışmalara katılan eserler ve dereceye giren eserler var. Ve bu yarışmalarda dereceye giren eserleri hikaye ise hikaye kitabı olarak yayınlıyoruz. Şiir ise şiir kitabı olarak yayınlıyoruz. Resim ise katalog oluşturuyoruz ve çeşitli sergilerde sergiliyoruz. Şu ana kadar yayınladığımız 50'nin üzerinde hikaye kitabımız var. 12 senede yayınladığımız, bu sene 13.sü olacak, 12 tane şiir kitabımız var. Ve bu eserleri gün yüzüne çıkaran jüri heyeti de seçici heyette biz değiliz. Bu kadar da tarafsız yapıyoruz. Çok önemli. Evet. Yani 7 kişilik şeyinde, jüride. Jüri heyetinde bazıları 7. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hangisi bu? Efendim, resim yarışmasında 9 tane jüri üyesi var. Bunun 2 tanesi belediyemizin müdür ve başkan yardımcısı. 7 tanesi üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin profesörleri ya da ressamlar. Ya da şiir yarışması ise Edebiyat Fakültesi'nin profesörleri ve şairler. Hikaye yarışması ise Edebiyat Fakültelerinin profesörlerinden ve hikayecilerden oluşan bir jüri. Ve biz hiç müdahale etmiyoruz. Ve çok sayıda katılım oluyor. Ve şiir ve resimde genellikle bir konu belirliyoruz. Ama hikayede konu belirlemiyorduk bu seneye kadar. Ama bu sene 15 Temmuz gibi ülkenin tarihinde çok önemli yer tutan bir vaka ile karşı karşıya kalınca konu belli oldu. Bütün güçlerin devlete sahip çıkma iradesi ortaya koyan bütün güçlerin bu olayı bütün boyutlarıyla gün yüzüne çıkaracak ve milletin bir noktada kenetlenmesini sağlayacak görev ifa etmesi gerektiği için bu seneki hikaye, şiir ve resim yarışmamıza da 15 Temmuz gecesini konu aldık. Evet. Ve arkadaşlarımız gösterebilirlerse mesela resimden başlayalım. Ne demişiz? Slogan olarak Türkiye o gecenin resmini bekliyor. Evet, görüyorlar şu anda efendim. Efendim, resim için. Sonra hikayelerimiz için, şiirlerimiz için. Türkiye o gecenin şiirini bekliyor. Evet. Demişiz. Ve hikayemiz için de, hikayelerimiz için de Türkiye o gecenin yine aynı şekilde bekliyor. Türkiye o gecenin hikayesini bekliyor diye bir slogan. Hikaye ve şiir yarışmamızın son katılım tarihi 3 Mart. Resim yarışmamızın son katılım tarihi 14 Nisan. Hem kitaplaştırıyoruz bu yarışmada derece alan eserleri, hem de para ödülü veriyoruz. Her sene veriyoruz bu para ödülünü. Mesela bu seneki para ödüllerimiz hikayede birinciye 10 bin, ikinciye 7500, üçüncüye 5000 lira. Efendim ve mansiyonlarımız var. Mansiyonlarımızda da 10 tane mansiyona da 2'şer bin lira olmak üzere ödül. Şiirde 8 bin, 6 bin, 4 bin ve 1500. Resimde biraz daha fazla veriyoruz çünkü orada tuval kullanıyorlar, efendim yağlı boya kullanıyorlar, fırça kullanıyorlar. Yani masrafları var. Orada biraz 12 bin, 10 bin, 7500 ve 2500 mansiyon olmak üzere bir de para ödülü veriyoruz. Ama tabii özellikle sanatkarların en önemli ödülü de eserlerinin kitaplaşması oluyor. Ben bunu özellikle söylüyorum. Buradan bütün eli kalem tutan şairlerimize, bütün eli kalem tutan hikaye yazarlarımıza,
ve kendinde resim kabiliyeti olan herkese buradan sesleniyorum. 15 Temmuz'un resmini istiyoruz sizden. 15 Temmuz'un şiirini istiyoruz 3 sizden. 3 Mart'a kadar da süremiz evet, var. 3 Mart'a kadar. 15 Temmuz'un hikayesini istiyoruz. Bu arada Ümraniye'de oturmanız nedir? Gerekmiyor. Evet, bütün Türkiye'den gönderebilirsiniz. Bütün Türkiye'den. Hatta Türkiye dışından da geliyor, katılım oluyor. Ve 3 Mart'a kadar hikaye ve şiir. 14 Nisan'a kadar da resimlerinizi bize gönderebilirsiniz. Şartlar nedir? Web sitemize girebilirsiniz. Çift ve diyorum. Ekrem Erdem Bey var, İstanbul Milletvekilimiz, Türk Dili evet. Derneği'nin başkanı. Aynı zamanda. Efendim, dolayısıyla... siz de eğitimcisiniz ama aslında. Efendim? Siz de eğitimcisiniz evet, aslında, eğitim yani, kökenlisiniz. O çok der, niye WW diyoruz kardeşim? W demek, çift ve demek, çift ve.umraniye.belli.tr'ye girdiklerinde zaten görecekler. Bunu görecekler. Bir şey daha söyleyeyim bu konuyla alakalı Sami Bey. Bizim şiir yarışmalarımız, bizim hikaye yarışmalarımız. Ben bunu söylemiyorum. Bu konuda sempozyumlarımız da var. Birçok sempozyumumuz var. Hı hı. Mesela hikaye yarışmalarımızın değerlendirmesini yapan jüri üyelerinden birisinin ifadesini söylüyorum. Dedi ki şu anda Türkiye'nin en prestijli hikaye yarışması Ümraniye Belediyesi'nin hikaye yarışmasıdır. Güzel. Ben bunu dediğim gibi arkadaşlarıma bir vefa duygusuyla bunu ifade ediyorum. Yoksa övmek için söylemiyorum. Bunu bu edebiyat profesörü bir dekan arkadaşımızın ifadesidir bu. Türkiye'nin en prestijli hikaye yarışmasıdır. Ümraniye Belediyesi'nin hikaye yarışması ve standardı çok yüksektir. Ha bir şey daha söyleyeyim. Maalesef biz reklamımızı çok iyi yapamıyoruz herhalde. Ben isim vermeyeceğim ama bizim dışımızdaki bir başka bir siyaset kurumunun bir belediyesi şu hizmeti 13 seneden beri bu standartta, kalite standartında yapıyor olsaydı, samimiyetle söylüyorum, o belediyeyi Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterirlerdi. Ha, ödül alır mıydı almaz mıydı o ayrı bir şey ama aday göstermek için gayret ederlerdi. Ya kardeşim Türkiye çapında değil, Türkiye'nin sınırlarını aşan bir yarışmamız var. Herkesi 15 Temmuz'un hikayesini, şiirini, resimini bu ses getirir ama. Yazıp bize göndermeleri. Bu ses getirir ama. Bu i̇nşallah. Gerçekten ses getirir. İnşallah. Şimdi İnşallah. Yani farkında mısınız? Yine başından beri yolları, parkları, bahçeleri yine konuşuyoruz. Yine konuşuyoruz. Muhtemelen yine onları konuşamayacağız. Onları yapıyoruz zaten. Ama zaten yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize biliyorsunuz Başbakanlığı zamanında ifade ettiği bir cümle var. Yani bir belediye başkanı yol yapmayacaksa, kaldırım yapmayacaksa, park yapmayacaksa, kanal yapmayacaksa yani. O zaman ne yapacak yani? Onlar doğal görevler. Artı ne yapacaksın? Allah'a şükür, hamdolsun. 12 senedir, 13 senemiz tamamlanıyor. 13 senedir çok şükür Ümraniye'yi aldığımız nokta bellidir, getirdiğimiz nokta bellidir. 13 sene evvelki Ümraniye ile şimdiki Ümraniye arasında isim benzerliğinden başka bir şey kalmadı. Doğru. Ümraniye'nin bugün şeye de girecek olursak hani yani bugün belki ekonomi kanalıdır, ona bir girmek gerekirse yani şu anda Sami Bey siz de yakinen görüyorsunuz zaman zaman, hı hı. Biliyorsunuz şu anda kentsel dönüşüm denilen hani o özellikle deprem riski karşısında insanların en duyarlı olduğu husus var ya. Evet. Evet. Kentsel dönüşüm. Birçok belediye kentsel dönüşüm yapıyoruz, ediyoruz falan. Biz şehrin %60'ını yenilemiş bir belediyeyiz. %60'ı yenilendi. Evet. Yani şu anda Ümraniye'deki bina stokunun, yapı stokunun %60'ı son 13 yılda yapılmış, son 12 senede, 13 yılda yapılmıştır. 305 bin yapı stokumuz var. Kapısı ayrı bağımsız bölüm var. Bunun 175 bin tanesi, bunların yaklaşık büyük bir kısmı konut, bir kısmı da iş yeri. 175 bin, yani 305 de 175, yüzde yaklaşık 60'a tekabül ediyor. Ve bunun 75 bin tanesi de eski yapılar yıkılmış, yeri yerine yeni yapılan 75 bin daire, hele bir kısmı iş yeri olmak üzere. Hı hı. Bunlar eskinin yenilenmesi. 100 bin de sıfırdan yapılmış. 175 bin. Bu rakamı yakalayan Türkiye'de kaç tane belediye vardır bilmiyorum. Yani sonuçta şehrin %60'ı yepyeni. Buna bir şey daha ilave ederek bu konuyu şey yapayım. Bir de
1000 hektarlık bir 2B alanımız var. 1000 hektarlık 2B alanımız var. Allah'a şükür 40 yıldan beri insanımız ne istiyordu? Tapu istiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı zamanında ben bu tapuyu vereceğim dedi. Epey bir mücadele oldu. Bir takım hukuki zorluklarla karşı karşıya kaldılar ama sonunda çözdüler. Ve bugün Türkiye'nin tamamında 2B arazilerindeki vatandaşlarımız tapularını aldılar. Şimdi neyi konuşuyoruz? Şimdi tapuyu konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Başkanım, şimdi beni dinliyorlar. Onu merak ediyorlar da onu söyleyeyim de. Bir müjde olsun yani Bloomberg'den. Evet. Başkanım, peki biz tamam tapuyu aldık. Şimdi inşaat yapmak istiyoruz. Eski binayı gecekonduyu yıkıp güzel bir bina yapmak istiyoruz. Ruhsatımızı ne zaman alacağız? İmar. İmarı 3 sene evvel de çıkarabilirdik. Ama biz istedik ki önce tapu olsun. Önce tapu olsun. Niye önce tapu olsun? Çünkü eskiden bir imar vardı bu bölgelerde. O imara göre 13.200 parsel 1000 hektarda 13.200 parselin en az 3.000-3.500 parseli tapu alamayacaktı. Ya. Yeşil alan, okul alan, cami alan, şu sosyal donatı alamayacaktı. Biz Maliye Bakanlığı'na dedik ki siz bunların tamamını tapusunu verin. Peki sosyal donatı alanlar, biz belediye olarak yeni bir imar planı yaptığımızda bunu, o sosyal donatı alanlarını devletin eline teslim edeceğiz. Ama herkes tapusunu alsın, hiç kimse mağdur olmasın. Dolayısıyla bugüne kadar bekledik. Vatandaşlarımız bazen ya 2 sene oldu tapuyu alalım niye? Kardeşim sen aldın ama alamayanlar var. Alamayan almadan biz imar düzenlemesi yaparsak o sosyal donatı alanında kalır vesaire. Ondan sonra sıkıntı yaşar. Tapusunu alamaz. Doğru. Dolayısıyla önce tapularınızı herkes halledelim, alsın. Şu anda %95'i aldı tapularını ve şu anda biz de hazırlığa başladık. Daha doğrusu mesafe aldık. Tabii büyük şehir yapıyor 5000'lik planları. Geçtiğimiz ay yani Aralık ayında elhamdülillah, buradan müjde veriyorum. Elhamdülillah 2B alanlarımızın yani Kazım Karabekir, İnkılap Mahallesi, Dumlupınar, Topağacı efendim ve diğer Hekimbaşı ve diğer 2B alanlarının 5000'lik planları, 1/5000'lik planları Büyükşehir Meclisi'ne girdi. Gündemine güzel girdi. Bu ay müzakere edilir. Muhtemelen önümüzdeki ay inşallah meclisten geçmesini ümit ediyoruz. Bir müjde veriyoruz bu tabii durumda. Yani ve geçecek inşallah. Ondan sonra gelecek, biz binlikleri hazırlayacağız. Ne kadar zaman alır? Normalde 2 sene zaman alır ama hayır. Biz hazırladık. Binlikleri de kafamızda hazırladık. Yani o 5000'lik gelir gelmez hemen biz binlikleri de bizim meclisimizden geçireceğiz. Ardından Büyükşehir Meclisi'ne gidecek ve inşallah bu yaz Allah nasip ederse bu 2B alanlarında inşaat yapmak isteyen vatandaşlarımıza resmi ruhsatlarını verip resmi olarak inşaat yapmalarını sağlayacak bir altyapıyı, hukuki altyapıyı, imar altyapısını tamamlamış olacağız. Buradan herkese ifade etmiş oluyor. Aynen, zaten böyle evet, güzel haberlere de ihtiyaç evet, var. Tabii, ama böyle tabii, vermiş olmak için vermek değil, önce tabii sonra ruhsat. Bu da yapıldığı zaman tabii, şu anda diyorum ya Ümraniye'nin %60'ı yeni. Bu da yaklaşık olarak Ümraniye'nin neredeyse 1/4'üne tekabül eden bir alan. Yaklaşık olarak bu da 5-10 sene içerisinde bu 1000 hektarın da tamamı yenilenecek anlamına geliyor. Böylece Ümraniye'nin önümüzdeki yıllarda tamamına yakını sıfırdan yapılmış ve sağlam, depreme dayanıklı, kurallara uygun, projelere uygun, imara uygun binalardan ve gerçekten sağlıklı bir şehir inşallah tamamlanmış olacak. Şimdi her şehirde böyle gittiğinizde, tabii Ümraniye dediğimiz zaman 500 binin üzerinde bir nüfustan bahsediyoruz. Anadolu'nun pek çok şehrinden çok daha büyük bir 700 bin şehirden bahsediyoruz. 700 bin, bin evet, insanın yaşadığı evet, bir şehir. Ki gündüz bu nüfus daha fazla çünkü iş merkezleri var. İş merkezleri var. Tabii Ümraniye ticaret ve finans merkezi oldu artık. Tabii. Eskiden sanayi şehriydi. Şimdi finans şehri oldu. Şimdi finans ve ticaret şehri oldu.
Evet. Peki mesela bir meydana ihtiyaç vardı. Ümraniye'de gerçekten evet. önemli bir eksiklikti bu. Bu eksiklik evet. giderildi. Evet. Çünkü meydan olmayan şehir olur mu başkanım? Evet. İnsanlar orada evet. buluşacak, risk sohbet aldık. Edecek. Risk evet. aldık ve Ümraniye'nin meydanında belediyemize ait bir bina vardı. İgdaş kiracıydı orada. Büyükşehir'le konuştuk. O zaman Sayın Başbakanımızdı, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim dedik, biz burayı yıkıp meydan yapmak istiyoruz dedi. Allah razı olsun dedik. Allah razı olsun. Onlar da muvaffakat gösterdiler. Bir ilkokul vardı, benim de okuduğum ilkokul. Onu da bir başka yere deplase ettik ve oraya bir meydan yaptık. Ama o meydanı açtık ama altına ineceğiz dedik. Bazı engeller vardı, hukuki engeller vardı. Şu anda o hukuki engelleri de aşmış durumdayız. Büyükşehir dedi ki ben dedi otopark yapacak yer arıyorum zaten. Hazır orası. Yer sizin ama müsaade edin ben gireyim oraya. Otopark yapayım. Altına yerin altına ineyim. Üç siz kat de aşağı, üstünü meydan kat yapın. Aşağı ineyim. Üç kat aşağı inecek. Üç kat otopark yapacak. Zeminin altındaki katı da kültür merkezi yapacağız. Yani üstü gene meydan ama meydanın altında tavan yüksekliği 6,5 metre olan komple 8.000-10.000 metreye yakın bir kültür merkezi. Şu anda Büyükşehir şeye çıkıyor inşallah bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta içerisinde ihale duyurusuna çıkıyor. İnşallah ihalesi yapılmış. Önümüzdeki 1-1,5 sene içerisinde de inşallah orası meydan yapılmış olacak. Son olarak başkanım evet. Habercilerle ilgili de tabii evet, olacak yani, gazeteciler günü yapılacak. Anlatacağımız çok şey var ama dediğimiz gelin gibi onunla noktalayalım. Bugün sosyal politikalarımızdan sosyal aynen öyle yaptık. Efendim projelerimizden hareket ettik. Yılbaşında tabii biliyorsunuz büyük bir yine kötü bir maalesef hadiseyle yeni yıla girdik. O hadisede ve ondan önceki hadiselerde can vermiş bütün mazlumları ve masumları rahmetle yad ediyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Rabbim bir an önce bu memleketi selamete kavuştursun diyorum. 10 Ocak, evet. Sami Bey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Biz her sene 10 Ocak'ı kutluyoruz. Ama bu sene farklı kutlamak istedik. Özellikle 15 Temmuz, yaşandığımız 15 Temmuz darbesi girişiminden sonra 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü 9 Ocak akşamı yapacağımız bir programla inşallah kutlamış olacağız. Hı hı. Daha doğrusu karşılamış olacağız. Bununla ilgili iki tane proje hazırladık. Bir otelimizde Grand Cevahir'de yapacağımız bir program. Arkadaşlar gösterebilirlerse. Hı hı. Birincisi şu. Tutun efendim onu öyle. Evet. Haberciler darbecilere karşı. Bu 15 Temmuz akşamı darbenin içerisinde fiilen görev yapan evet. haberciler sizin gibi stüdyolarda bu haberleri vatandaşa ulaştırmaya çalışan çalışanlar bunların hatıralarını ve yaşadığı şeyleri anlatan 115 tane arkadaşımızın gazete tadında yayınladığımız bir kitap. Gördüğünüz gibi mizampaj itibariyle de gazete baskısı şeklinde bir röportajlar dizisi. Bunu hazırladık. Sanıyorum ki gazeteciler için çok önemli bir veri olacak bu. Ve 15 Temmuz için de çok önemli bir belge niteliğinde belge olacak. Niteli. Bir tarihe bir de video hazırladık. Videoda da Kuzey Suriye'de, Irak'ın da, Güneydoğu Anadolu'da ve özellikle 15 Temmuz akşamında hadiselerin içerisinde hadiseleri takip eden muhabir arkadaşlarımızın özellikle yakınları, evet. aileleri ne hissettiler, ne hissediyorlar? Onlar Suriye'de olayların içindeyken, Güneydoğu'da olayların içindeyken, 15 Temmuz akşamı olayların içindeyken yakınları, anneleri, babaları, kardeşleri, eşleri, çocukları ne hissetmişler? İnanın ben izlerken ağladım. Evet. İnanılmaz duygu yüklü bir şey. Beklemek zor. Onu da belgeliyorsunuz. Beklemek zor. Gazeteci yakını olmak. Çok zor. Başlığımız da bu. Haberci yakını olmak.
beklemek zor başlığımız da bu. Bir de videomuz var bu ayın şekilde. Dokuzunda, ayın 9'unda Cevahir Otel'de inşallah. Bu misafirlerimizin katılacağı, yönetici gazetecilerin katılacağı bir program olacak. Böylece siz böyle güzel işler yaptıkça biz de böyle keyifle anlatalım. Peki. Biraz ben buna çok ihtiyacımız ediyorum. Var. Yani çok şu anda moral motivasyona en çok ihtiyacımız olan dönem. Evet. Biraz da güzel şeyler söylemek lazım. Tarihe not düşecek şeyler bunlar. Evet. Yani gerçekten 15 Temmuz'un yarın tarihi yazılırken en önemli belgelerden birisi olacak haberciler, darbecilere karşı ve o videomuz. Onu bana çok bırakıyorsunuz önemli. Herhalde değil mi? Bu maket. Maket bu maket olarak. Bu. Tamam. Maket kitap şu anda matbaada basılıyor. Ben inşallah göndereceğim çok size. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Hasan Can İmraniye Belediye Başkanı. Ben de çok Başkanı. Teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz şimdi için. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra biraz ekonomiye bakacağız, siyasete bakacağız, Ankara'ya uzanacağız. Ama Ankara'yı bu defa stüdyomuza getirdik. Profesör Doktor Mithat Melen bizlerle beraber olacak. Sakın bizden ayrılmayın efendim. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport.